Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Türkiye'de neden İngilizce öğrenilemediği, neden İngilizce konuşulamadığı gibi birçok soruya cevap vermeye çalıştık. Özetleyecek olursak, dil eğitiminin bazı sorunları vardı. Gramer odaklı olması, dinleme, konuşma, yazmaya odaklanmaması ve insanların genel olarak konuşmaktan çekinmesi ve dilin iletişim aracı olmasına rağmen konuşma kanadının en az emek verilen yer olması idi bu videonun özeti. İzlemediyseniz mutlaka izleyin kanalımda. Bundan sonraki videolarımız TOEFL serisi olacak. Daha çok TOEFL ağırlıklı olacak. Başka videolar için de, başka sınavlar için de video isteği geldi ama ben yakın zamanda TOEFL'a girdiğim için Ocak ayında TOEFL üzerine çekmeyi düşünüyorum ve bu sınav uluslararası geçerli olan bir sınav, dünyada kabul edilen bir sınav. Birçok firmada, şirkette dil tazminatı vermek için bu sınavı kıstas olarak kabul ediyor. Dolayısıyla birçok farklı firmadan çalışan insana faydalı olacağını düşündüğüm içerikler yayınlamış olacağım inşallah. Zaten web sitemde TOEFL'dan nasıl yüksek alınır diye bir yazım vardı. Bu yazıyı daha komplike hale getireceğim. O yazıda böyle 2000 küsur kelimelik 16 dakikalık bir yazıydı ama ben bunları parça parça video halinde çekmeyi düşünüyorum. Şu an izlediğiniz videoda odaklanacağım yer TOEFL'ın reading yani okuma kısmı. Nasıl ilerleyeceğiz arkadaşlar? Zaban Exam diye bir site var. Bilmiyorum zaban zaban diye mi okunuyor? Türkçe okudum direkt. bu sitede 60'a yakın herhalde TOEFL örneği var. TOEFL'a benzer belli bir seviyesi olan şeyler var. Şu şurada. Şimdi birazdan zaten daha detaylı anlatacağım. 55'miş. Ekstralar paraya tabi herhalde. Ama bu yeterli. Yani belli bir seviyesi olan için. Tabii başlamadan önce şunu söylemem lazım. Ben videolarımı böyle ne bileyim TOEFL 120 üzerinden bir sınav. Bu sınavda atıyorum 30-40 alacak. Belli bir İngilizce seviyesi, temeli, kelime bilgisi, gramer bilgisi hiç olmayan birisi için çekmiyorum. Açıkçası öyle bir insan için video ile anlatımın olabilmesi için böyle CD'ler dolusu eskiden vardı. Uzun uzun 40-50 CD'lik böyle bilmem kaç saatlik eğitim vermek lazım. Benim videom kim için faydalı? Yani sınavdan işte 68 alıyor, 70 alması lazım. Ya da işte 78-77 alıyor, 76 alıyor. TOEFL readingini veya herhangi bir alanını 2-3 puan da artırması lazım. Benim videom o insanlar için faydalı. Belki 93 alıp 95 almak isteyen biri için de faydalı olabilir aynı şekilde. Çünkü her bölüm için taktikler vereceğim. Yazı ekrana duruyor belki okuyan olmuştur. Ben 3 yıl önce 91 almıştım. 2020 Ocak'ta girdiğimde 101 aldım. Şurada benim sonuç belgem. Şimdi bu şuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bunlar böyle nihai kesin taktikler değil. Bunlar şahsi tecrübeler. Buradan alırsınız, alamazsınız. Bu biraz sizin çalışmanızla alakalı. Bunu zaten video boyunca birçok yerde vurgulayacağım. Yani bunlar böyle kesin taktiklerdir. Bunu yap 5 puan yüksek alırsın, 20 alıyorsan 30 alırsın gibi bir durum söz konusu değil. Ben de zaten 3 yıl önce 20 almışken son girdiğim sınavda 26 aldım reading'den. Reading için konuşacak olursak. Ama her dersi artırmaya çalıştım. Şimdi zaman egzeme girelim ve burada bir üyelik girişi muhabbeti var. Buradan üye olabiliyorsunuz herhangi bir numarayla, maille. Çok önemli değil, çok rahat bir şekilde olunuyor. zabanexam.com/TOEFL yazıyorsunuz. Ve üçüncü parçayı tercih ettim. Üçüncü parçayla başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, zaman egzeme girdik. Üyeliğimizi oluşturduk. Üçüncü TOEFL'u tercih etmemin sebebi çoğu öğrenciye ders verdiğimde bu TOEFL'u tercih ediyorum. Çünkü çok faydalı. Burada 55 tane TOEFL var demiştim. Bunlar sınava göre 1-2 tık kolay. Yani burada 20 alıyorsanız sınavda 20 almanız pek mümkün değil, onu söyleyeyim. Burada 20 alıyorsanız sınavda da 16, 17, 15. Çıkan reading de bunda etkili. Okuma parçasının zorluğu etkili. Yani benim ilk girdiğim TOEFL'da dinozorların diş yapıları ile ilgili bir parça vardı. İşte etçil dinozorların diş yapıları şöyle olur. Az diş kelimesi geçiyor. Canine, köpek diş kelimesi geçiyor. Canine, köpek diş demek. Böyle bayağı teknik terimlerin olduğu bir parça geldi ve ben bayağı yamulmuştum. Ama son girdiğim TOEFL'da biraz daha kolay parçalar geldi. Bu ilgi alanı kelime bilgisiyle de alakalı. Yani psikolojiyle falan böyle ilgiliseniz okuyorsanız o tarz kelimeler geldiğinde bilinçaltı falan gibi işte subconscious şu bu falan yaparsınız. Ama ilgi alanınızla alakalı kelimeler değilse cortlama ihtimaliniz de var, onu söyleyeyim. Şimdi reading'i açtık.
Bayağı bildiğin topula benzetmiş. Şu giriş kontrolleri falan benziyor. Eskiden burada 12 ile 14 arası soru vardı. Artık 10 soru var TOEFL'da, okumada ve dinleme kısmında. Her parçada 10 soru var okumada. Okuma 3 parçadan oluşuyor. 3 çarpı 10, 30 soru var ve 30 üzerinden değerlendiriliyorsunuz. İşte sonra parça geliyor. Parçayı tam manasıyla scroll etmeden sizi ileriye götürmüyor. Burada süre önemli. Yani işte süreyi yetiştiremiyorum diyenler için önemli şeylerden biri. Bu parçaya göz gezdiriyorsunuz. Neyden bahsettiğine bakıyorsunuz. Paragraf başlarındaki ilk cümleleri okuyorsunuz. Giriş yapacağınız şey bu. Bu parçayı açıldığı gibi baştan sona okumak mantıklı ve sağlıklı bir yöntem değil. Onu söyleyeyim. Yani burada sadece size buradan anahtar kelime yakalayacaksınız. Neyle ilgili olduğunu size bir intiba uyandırsın. Tamam demektir. Sonra continue'a basıp devam ediyoruz. Evet, şimdi sorular genellikle kronolojik sıralı gidiyor. Dolayısıyla ilk soru ilk paragrafla alakalı. Zaten soruları çözdükçe bütün paragrafı, yani bütün parçayı okumuş oluyorsunuz. Ne diyor? According to paragraph 1, all of the following statements about architecture are true except. Bu kalıbı çok kullanıyor. Yani paragraf 1'e göre all of the following statements, yani aşağıdaki ifadelerin hepsi about architecture, mimari hakkında are true, doğrudur, except. Except'i de büyük harfle yazmış. Yani hariç hangisi? Bunların hepsi doğrudur. Biri hariçi soruyor sana. Yani burada genelde en çok yapılan hata soruyu anlamamak. Soruda hangisi doğrudur diyor zanneden çok insan gördüm ders verirken. Önce soruyu anlayacağız. All of the following are true. Kalıbın ilk kısmı bu. Except hariç hangisi istisna? Soru bunu soruyor. Şimdi bakıyoruz. Architecture is the art and science of designing structures that organize and an enclosed bilmem ne bilmem ne symbolic purposes. Because architecture grows out of human needs and aspirations, it clearly communicates cultural values. Of all the visual arts, architecture affect our lives most directly for it determines character of the human environment in major ways. Visual art'ı demiş. Reflects the cultural values of creators demiş. Cultural values communicates demiş genel şekilde. Has both artistic and scientific dimensions. İlk cümle art and science of designing structure diyor. Has an indirect effect demiş. Halbuki burada ne diyor? Most directly. Yani burada kullanılan tabirlerin birbirlerinin zıtlarını illa indirect direct olarak da gelmeyebilir. Bayağı negatifini de söyleyebilir. Enough, not adequate diyebilir. Adequate, neyse artık. Yani kelimeleri biraz bilmek gerekiyor burada. Bu kolay tabii ki. Indirect etkisi yok. Direct etkisi var. Bu soruyu bu şekilde D yaparak ilerliyoruz. Şimdi kelime sorularına geldik. Gene ETS'nin yani TOEFL'u yapan kuruluşun sormayı sevdiği soru tiplerinden biri. Bir parçadaki, bir paragraftaki bir kelimenin en yakın manasını soruyor. The world feasible in the passages closest in meaning to. Yani neye en yakın hangi manaya gelir? Sorunun olayı bu. Şimdi burada bazen bazı sorularda paragrafın içerisinden o kelimenin manasını çıkarmak pek kolay olmuyor. Pardon, paragrafın içerisinden o kelimenin manasını çıkarmak gerekiyor. Çünkü kelimenin kendi manası bir tane değil. Bir kelimenin birden fazla manası olabiliyor. En yakın manasını sormasının sebebi de şu. Diyor ki hani aslında sen orayı bir git oku. Orada hangi manada kullanılıyorsa sen de şıklardan onu bul. Seç. Şimdi feasible kelimesi normalde ekonomide de çok kullanılan. Hani fizibilite falan deriz. Feasible, yapılabilir, uygulanabilir. Zaten peşin economically feasible diyor. Burada şimdi şıklara bakıyoruz. In existence, hani var olma gibi. Without question, hani şüphe olmaksızın, soru olmaksızın kesin bir şey. Most likely, oldukça hani benzer veya oldukça manası da var. Ama achievable, achieve başarmak demek. Burada şimdi bunu bilmek gerekiyor. Feasible'da da feasible'ın manasını bilmek gerekiyor. Yani economically feasible, ekonomik olarak yapılabilir, uygulanabilir, yapılabilir. Yani oraya varabilirsin, oraya erişebilirsin. Dolayısıyla achieve'de varmak, erişmek, başarmak, achievable bizim burada cevabımız oluyor. Bu sorularda dediğim gibi bu kolay bir soru çok. TOEFL'da çıkmayacak derecede kolay bir soru. Genellikle çok zor at manasını sorup senin cümle içerisinde o manayı bulmanı istiyor. Adamı ifrit ediyor çünkü bayağı uğraşıyorsunuz o cümleyi anlamak için. Ama bu soru nispeten TOEFL'a göre kolay. Evet, geldik üçüncü sorumuza.
Şimdi burada da pasajdan yani parçadan bir cümleyi highlight ediyor. Yani böyle çiziyor altını. Buranın diyor. Buraya en yakın cümleyi istiyorum diyor. Ama diyor, which of the sentences below best expresses, express ifade etmek, en iyi ifade eden, the essential information, temel bilgiyi, in the highlighted sentence in the passage. Bu yeri en iyi ifade eden bilgi cümleyi istiyorum diyor. Which of the sentences, aşağıdaki cümlelerden hangisidir, below. Incorrect choices, hangi incorrect? Change the meaning, manayı değiştiren, in important ways. Or leave out essential information, en önemli şeyi dışarı çıkartan, bırakan, bahsetmeyen şeyler bunun dışındadır diyor. Yani bize bu bilgiyi, önemli bilgileri parçalamayan şey lazım. Cümleyi okuduğumuzda in order for the structure to achieve the size and strength necessary to meet purpose architecture employees and support that because they are based on physical laws, fiziksel kanunlara dayandıkları için architecture'ın metotları çok az değişti. Have changed little. Since people first discovered them. Onlar insanlar keşfettiğinden beri çok az değişti. Even while building materials have changed dramatically. Dramatically çokça demek. Bu da kelime bilgisi gerektiriyor. Yani kullandığımız materyaller deli gibi gelişmesine rağmen metotlar değişmedi. Çünkü fizik kanunlarına bağlı. Metotlar fizik değişmediği için, kanunlar değişmediği için metotlar da yenilenmedi diyor. A şıkkında materyalleri kısıtladığını söylüyor fiziksel kanunların. Unchanging physics laws have limited. B şıkkında gene alakasız. Building materials have changed in order to increase in architecture size and strength. Size ve strength'e gidiyor. O da alakasız bir şey. Üçüncüsünde ise when people ilk inşa etmekle başkanı fizik kanunlarının yetersiz olduğunu söylüyor. Ama D direkt bunu karşılayan bir şey. Böyle D'de ne diyor? Unlike building materials, the methods of support used in architectural have not changed over time because they're based on physical laws. Building materials'ın yani inşaat malzemelerinin aksine kullanılan metotlar have not changed. Yani metot, building materials değişti, unlike kalıbı, unlike something. Yani bunun aksine bu böyle oldu. Unlike building materials, building materials'ın aksine metotlar have not changed over time, zamanla değişmedi. Çünkü onlar because they are based on physical laws. Yani bu highlighted sentence'ın birebir kopyası. A'da zaten materials discovered long ago falan gibi başka hani muhabbetler var. B'de ise building materials have changed in order to increase architectural size and strength. But physical laws of structure have not changed. Evet doğru ama burada mevzu metotların değişmediği, metotlardan hiç bahsetmiyor. Diyor ki yapı malzemeleri gelişti ama fiziksel kanunlar sabit kaldı. Tamam doğru ama bu asıl bilgiyi yok ediyor. C'de ise ilk zamanlarda metotlar diyor yetersizdi diyor. Çünkü onlar fizik kurallarına dayanmıyordu diyor. Bu da yanlış. Fizik kurallarına her zaman dayanıyordu. Zaten mevzu hep dayandığı için tarih boyunca çok az değişmiş olması idi. Bu tarz cümlelerde yani sorunu da dediği gibi o ara şeylere yani kelimenin cümlenin manasını değiştirecek şeyleri ifade etmemesi lazım cümlenin. Yok işte fizik kanunları kısıtlıyordu. Mesela bu yok cümlede. Veya işte daha büyük binalar yapmak için size and strength of buildings mesela demiş değil mi? Bunlar benim şu cümlemde şu sağ taraftaki cümlemde yok. Olmayan şeyler olmayacak ve önemli bilgiyi dışarıda bırakmayacak cümleyi arayacağız her zaman. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Burada da şurası çok aşağıymış. Burada da paragrafı artık okuman gereken soru tipi bu. Yani bu paragrafı komple baştan sona okumadan bu soruyu cevaplaman pek mümkün değil. Onu söyleyeyim. Soru ne diyor? Paragraf 4'e göre which of the following is true about materials used in the construction of buildings? Binaların yapımında kullanılan materyaller hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Which of the following is true? Sonuna excerpt getirmemiş. Hangisinin doğru olduğunu soruyor. Okuyacağız. Even development in architecture has been the result of major technology changes. Materials and methods of constructions are integral parts of design. In earlier times, eski zamanlarda, it was necessary to design structural systems suitable for the materials that were available. Olanlarla yapabiliyorlardı diyor. Available olanlara. Such as ne gibi? Wood, stone, brick. İşte ağaç, taş,
tuğla. Today technology has progressed to the point where it is possible to invent new building materials to suit the type of structure desired. Structure desired. Yani type of structure desired. İstenen yapının şeyine uyan materyalleri, yeni materyallerini icat etmek. Invent. Artık teknoloji buraya geldi. Has progressed to the point. Bu noktaya geldi. Enormous, enormous çok devasa, büyük demek. Büyük değişimler materyallerde ve tekniklerde last few generations'da have made it possible. Bir şeyi mümkün kılmak, bir şeyi mümkün yapmak. To enclose space with much greater ease and speed with a minimum of material. Çok az materyal kullanarak çok daha büyük bir alanı çok hızlı bir şekilde inşa etmeye, oraya ilgili bina inşa etmeye yarıyor. Daha sadece parça yokmamız anca bitecek. Progress in this area can be measured by the way. Eski binaların kilolarına bakarsanız bunu son cümleyi şey yapıyorduk, okuyorduk. Progress in this area can be measured by the difference in weight between buildings built now and those of comparable size built 100 years ago. 100 yıl önceki yapılan binalarla bugünküleri karşılaştırırsak ağırlıklarını ve ölçülerini mukayese ettiğimizde bu ölçümlenebilir. Can be measured, görülebilir, ortaya çıkabilir. Yani artık daha az materyalle çok daha büyük binalar ve hafif binalar yapılabiliyor demek istiyor. Şimdi hangisi doğrudurdu sorumuz? Hemen soruya odaklanalım. Because new building materials are hard to find. Bak şimdi ne diyor? Construction techniques have changed very little from past generation. Geçmişten beri yapım teknikleri çok az değişti. Niye? Yeni building materyaller çok zor bulunuyor. Böyle bir şey hiç yok parçada. Yeni parçaları bulundu. B'ye geldik. Availability, bu tamam, bu doğru cevap, buna girmeyelim. C, the primary building materials that are available today. Bugün bunlar mı var? Hayır, bugün bir sürü yeni şey bulundu. Architects in earlier times did not have enough building materials to enclose large space. Hayır, yoktur diyorsun. Yani eskiden in earlier times'da yeterli large space yapacak materyalin olmadığını. Hayır, ne varsa onunla yapmışlar. O zamanlar gayet güzel orman da vardır, taş da vardır. Doğanın anasını ağlatmadığımız için çok eski yıllarda yapılan çok büyük odundan, taştan ve tuğladan yapılar biliyoruz. Mısır piramidi gibi mesela. Yani eskiden materyal yoktu. Bu da yanlış. B'de ne diyor? Doğru cevap da yani. The availability of suitable building materials no longer limits. No longer artık değil yani. Limitlemiyor, sınırlamıyor artık. Neyi? The types of structures that may be built. Yapılabilecek yapı tiplerini artık kısıtlamıyor. Niye? Zaten bunu şurada demişti. Teknoloji hangi noktaya geldi? New building materials to suit the type of structure desired. Type of structure, types of structure. Artık istediğimiz şeyi yapabiliriz. Yani cevap B. Yine güzel şeylerden biri de aynı paragrafla ilgili bir sorunun daha gelmesi. Niye güzel? Çünkü zaten o paragrafı okumuş. Oradaki malumata artık hakim olmuşsun demektir. Soru gene dördüncü paragraftan, beşinci sorudayız. What does the odor neyse artık imply about modern buildings? Yazar modern binalar hakkında neyi ima ediyor, neyi kastediyor, neyi ifade ediyor? Şimdi modern bina muhabbeti zaten yukarılarda pek geçmiyor. Son cümle benim işaretlediğim yerde geçiyor. Modern bina, çünkü burada hep eski binalarla karşılaştığı için o cümleyi arayıp bulduk. Zaten parça okuduğumuz için hatırlıyoruz. Şimdi ne diyor? Progress in this area can be measured by the difference in weight between buildings built now and those of comparable size built 100 years ago. Bu alandaki gelişmeler şöyle ölçümlenebilir diyor. Neyle? Difference in weight, ağırlık farkıyla between buildings. Hangi buildings? Built now, bugün yapılan binalarla and bugün yapılan binalar ve neyin arasında? Those of comparable size. Yani karşılaştırılabilir büyüklükteki, yani benzer büyüklükteki built 100 years ago, yapılan 100 önce yapılan binalarla. Şimdi o zaman şıklara bakıyoruz. A ne diyor? They occupy much less space. Eskiden daha az yer kaplıyorlardı diyor. Hayır, bu mevzu bu değil. B ne diyor? They not very different from the buildings a few generations ago. Birkaç jenerasyon önceden çok farkı yok. Not very different. Hayır, var. They take a long time to build as a result of their complex constructions. Complex construction method falan hiç yazmıyor. Daha kompleks inşaat metotları olduğu için diyor daha zor uzun sürede yapılıyor diyor. Alakası yok. C cevabımız. They weigh less in relation. Weigh bu arada weight'in ağır gelmek fiil bu arada. Daha az. Relation to their size. Boyutlarına göre daha az geliyorlar. 100 yıl önceki binalara göre. Direkt bu cümlenin modamod çevirisi olmuş bu. Cevabımız velhasıl C olmuş oluyor. Evet, 6. soruya geldik.
Altıncı soruda which of the following correctly characterize the relationship between the human body and architecture that is described in paragraph 5? Şimdi insan vücuduyla mimari arasındaki ilişkiyi en düzgün bir şekilde correctly diyor, inceleyen, karakterize eden cevap aşağıdakilerden hangisidir diyor. Which of the following? Şimdi paragrafa baktığımızda modern mimarinin 3 farklı komponentinin olduğunu söylüyor insan vücuduna benzer olan. A supporting skeleton or frame, an outer skin enclosing the interior space, yani dışı kaplayan, dış deri, içeriği dolduran. An equipment diyor, similar to body's vital organs and systems, yani insan vücudunun hayati organlarına ve sistemlerine benzediyor. Equipment olarak ne demiş? Plumbing, bu tesisat, electrical wiring, elektrik tesisatı, hot water, sıcak su, air conditioning, havalandırma gibi gibi. Ama ne diyor sonunda? Of course in early architecture such as igloos and adobe structures. Adobe dediği kubbe, iglo da bu eskimoların evi. Eski yapılarda diyor, there was no such equipment and the skeleton and skin were often one. Hani iskelet ve deri artık bir olmuş. Çünkü içeride başka bir yapı yok. Şimdi bunu en iyi açıklayan şey hangi şık? A'ya baktığımızda sadece one elementin olduğunu söylüyor. Yanlış. B'ye baktığımızda eski binaların da 3 tane particle element olduğunu söylüyor. Gene yanlış. C'ye baktığımızda modern buildings have components that are as likely as change as the human bodies. İnsan vücudunun değiştiği gibi modern binaların da değiştiğini söylüyor. Halbuki değişmekle alakalı bir şey yok. Ama DNA in general, genellikle modern buildings more closely resemble, yani yansıtmak, göstermek, temsil etmek, the human body than earlier buildings do. Evet, eski binalardan daha iyi temsil ediyor. Çünkü ekipmanları var. Eski bir insan yapısına daha çok benziyor bu yüzden. Dolayısıyla cevabımız D oluyor. Evet, yedinci sorumuz. Why does the order include a description of how the doorways and windows of Machu Picchu were constructed? Yazar neden doorways ve windows tanımını veriyor? Machu Picchu'nun yapıldığı doorways windows tanımını neden kullanıyor? Neden kullanıyor? Şimdi öncesinde much of the world's great architecture has been constructed of stone because of its beauty falan. Taşın güzelliği ve kalıcılığı ve bulunabilmesi sebebiyle taş kullanılmış. İşte burada çok kelimeler var. İşte arduous, zorlu, çetin, piling stone upon, taşları cilalamak. Bunları bilmek zorunda değilsiniz. Ama ne diyor? En önemli yapılardan biri diyor Machu Picchu'da, Andes dağlarında, Peru'da kullanılan işte bu Machu Picchu şeyleri. Bunun diyor özelliği ne? The doorways and windows are made possible by placing over the open spaces, thick stone beams. Beam kiriş demek. Burada bu kelimeyi belki bilmek gerekebilir ama kalından anlarsınız. Thick kalın demek. Open spaces açık alanlar, açık boşluklar. Support the weight from above. Yukarıdan gelen o ağırlığı desteklemek için büyük kalın kirişler kullanmışlar taştan. Ve boşluklar oluşmuş dolayısıyla. Girişleri çıkışları böyle belirlemişler. Doorway işte hall gibi, giriş gibi. Bunu niye demiş olabilir? Peşindeki cümle ne? A structural invention had to be made. Yani yapısal bir icat yapılması lazım bunun için. Taşın bu limitasyonlarından, kısıtlamalarından kurtulabilmek için. Ondan sonra ne diyor? That invention was the arch. Yani bu diyor kemerdi diyor. A curved structure, curve, eğimli. Demek ki adamın asıl amacı bu icat edilecek olan kemerin sebebini örnek vermek. Yani C şıkkı. To provide an illustration of the kind of construction that was required before arch was invented. Kemerler icat edilmeden önce onun icat edilmesini sağlayan zemine bir örnek vermek. Asıl amacı bu. Diğerleri zaten different kind of stones değil de. A'ya bakıyorsun önceki konuyla alakalı. Cevap C. Evet, geldik 8. soruya. Okuduğumuz paragraf, gene çok şanslıyız. Paragraf 6'ya göre arch hakkında hangisi doğrudur? Which of the following statements is true of the arch? Şimdi zaten bayağı bir kısmını okuduk. Okumadığımız kısım şu. Bu that invention was the arch. A curved structure. Arch anlattı. The arch was used by the early cultures of the Mediterranean area. Chiefly for underground drains. But buraya kadar ne diyor? Mediterranean area'dakiler kültürler tarafından kullanıldı. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. Niye? Romans were the first people diyor. Hayır, Mediterranean area'daki topluluklar, kültürler kullanmış. C'ye bakıyoruz. The arch worked by distributing the structural load of building toward the center of the arch diyor. Yani toward'e doğru demek. Center'da merkezine. Arch'ın merkezine doğru götürüyormuş kemerin. Ama aşağıda ne yazıyor? Where the weight, ağırlık is born bearing, burada ikinci hali, üçüncü hali, taşınır by the vertical elements on either side of the arch. Yani iki yanına doğru, merkezine değil, her iki tarafına doğru, kemerin sağ ve sol tarafına doğru. Dolayısıyla C'de yanlış oluyor.
The Romans followed earlier practices in their use of arches diyor. Earlier practices ama burada cümlemiz ne? But it was the Romans who first developed and used arch extensively. Dolayısıyla daha önceki pratikleri inceleme noktasında birilerinin örnek aldığını söyleyemeyiz, takip ettiğini. Cevabımız neydi peki? Cevabımız Bursa'ydı. The invention of the arch allowed new architectural forms to be developed. Ne diyor? Many important such breakthroughs that have characterized architecture throughout the centuries. Yüzyıllar boyunca birçok yapının yapılmasına sebebiyet vermiş, tarzını belirlemiş. Mimaride bir karakterize özellik sağlayan bir icat. Dolayısıyla cevabımız B olmuş oluyor. Gelelim 9. soruya. Evet, 9. soru. Bu sorular karenin olduğu yere hangi cümleyi koyacağını bulma soruları. Look at the four squares that indicate where the following sentence could be added to passage. Cümleyi okuyalım. However, some modern architectural designs such as those using folded plates of concrete or air-inflated structures are again unifying skeleton and skin. Folded plates böyle katlanmış demek, folded zaten kağıttan hatırlarsınız. Plate de işte düz, zemin, çatı neyse artık iki katlı için kullanılıyor. Air-inflated, inflation hani şişmek. Air-inflated hava destekli yapılar, böyle daha büyük şişirerek yapılan yapılar. Are again, buradaki kapacağınız yer burası, yine diyor. Unifying, unify bir hale getirme, tek hale getirme, tekleştirme, birleştirme. Skeleton and skin. Gene böyle yapılar var diyor. However, halbuki yani yine de bazı modern architectural design'lar var. Şimdi nereye geliyor? Bu paragrafı biz okumuştuk zaten. Uzun uzun anlatıyordu. Modern yapılar diyor, insan vücuduna çok benziyor diyor, ekipmanları hep benziyor diyor falan filan. Ama diyor, of course diyor, in early architecture, eskiden diyor, eski yapılarda diyor, o kubbe gibi böyle içi boş ya da iglo gibi, eskimo gibi şeylerde böyle ekipmanlar yok. Dolayısıyla ne demiş? And the skeleton and skin were often one. Bir oldu diyor, deri ve iskelet. Sonra diyecek ki peşine, yani dördüncü sıraya gelmesi lazım buraya. However diyecek, bazı modernler de var diyecek. Aynı bunun gibi are again, yine skeleton ve skin'i unify eden, birleştiren. Burada kilit kelime unify. Unify'ı anlamazsan bu soruyu anlamam biraz zor. Önce eski mimari yapıların böyle ekipmanlar olmadığı için iskelet ve derilerinin bir olduğunu söylüyor. Often one. Sonra da bazı modern mimari şeylerinde aynı bunun gibi are again deyip unifying skeleton and skin diyor. Dolayısıyla cevabımız en sondaki. Evet, geldik son soruya. Bu da zaten en çok puan veren soru tipi. 2 puandan oluşuyor. Ne diyor? Bize diyor 3 cümle seç diyor. Complete the summary by selecting the 3 answer choices that, hangi özellikle, express the most important ideas in the passage. En önemli fikirleri ifade eden cümleyi seçmen lazım. Bazı cümleler diyor, some sentences do not belong in the summary. Özete dahil bile değil. Because they express ideas that are not presented in the passage. Çünkü pasajda belirtilmemiş bile. Or are minor ideas. Yani küçük fikirler, detay fikirler diyor. Onlar değil, biz ana fikirleri bulmamız lazım. Aslında paragrafın 3 bahsettiği 3 ana fikri bulma sorusu bu. Şimdi cevaplar şöyle. C'yi eliyoruz. Niye? Ne diyor C'de? Throughout history buildings have been like human bodies. Tarih boyunca binalar hep insan vücuduna örnek alınarak yapılmıştır diyor. Hayır. Eski binalarda insan vücuduna çok da benzemiyor. Bunu söylemişti parçada. D'ye bakıyoruz. Clients and architects, yani müşteriler ve mimarlar bu mediocre dizaynlarından sorumludur. Mediocre ne olduğunu bilmiyordum. Hani medium, orta, mediocre da vasat, bayağı, orta karar kalitede. Bunun da alakası yok. Hiç müşterilerden bahsetmiyor veya mimarlardan. E'ye bakıyoruz. Modern buildings tend to lack the beauty of ancient stone buildings. Eski binaların, yapılarının güzelliği yok demiş modern binalarda. Yani binaların güzelliklerini hiçbir zaman mukayese etmiyor. A, B ve F bizim cevaplarımız oluyor. Niye oluyor? A zaten mimarinin sanat oluşundan bahsediyor. Bir görsel sanat oluşundan. B'de de materyallerin, kullanılan materyallerin mimarların kendini ifade etmesine daha işe yaradığını söylüyor. F'de de arçtan bahsediyor. Çünkü arça ciddi bir paragraf ayırdı kemerin icadından. Onu da mutlaka ana fikir olduğu için yer vermemiz lazım. Dolayısıyla cevabımız A, B ve F olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, sorularımızın sonuna geldik. Bir reading'i beraber çözmeye çalıştık. Elimden geldiğince bildiğim her şeyi göstermeye çalıştım sizler için. Bu
Reading'in peşine, yani okuma kısmının peşine, listening, speaking and writing içinde ayrı ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoların çekilmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha önceki Neden İngilizce Öğrenemiyoruz videosunu da izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Meselenin biraz daha köküne indiği bir şey. Yazının linkini yine açıklamalara bırakıyorum. Yazımda da birçok bilgi var, kalıp var. Ben bunları daha detaylı gene videolarda anlatmaya çalışacağım ama eğer şu an girmeyi düşünüyorsanız sınava evde yazıyı da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.